Hikmet Genç, Cindoruk'un arkadaşları İmamoğlu'na verecek. CHP için ne kadar kıymetli bir akıl hocasıysa artık, her seçimden önce muhakkak ziyaret ediliyor Cindoruk. Kılıçdaroğlu Cindoruk için, siyasetin simge ismidir deyip ziyaret etmişti. Aldığı teknik taktik, her neyse pek faydasını görmedi ama. Muharrem İnce de Cindoruk'u ziyaret etti. 24 Haziran'dan hemen önce. İmamoğlu geri durur mu? İlmi siyasetinden faydalanmak için o da Cindoruk'u ziyaret etti. Seçim öncesi gidip duasını alıyorlar. Mübarek türbe gibi. Cindoruk bu seçim Cumhuriyet'in kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden intikam seçimidir demiş bir TV kanalında. CHP'nin mihenk taşı Cindoruk intikam seçimi diyor. Nasıl intikam alınacaksa CHP anlatmıştır herhalde. İmamoğlu Cindoruk'a bu seçimi uçurumun kenarından dönüş olarak görüyorum demiş. İntikam, uçurum, ne oluyoruz? Hani bu sadece yerel seçimdi, beka sorunu falan yoktu. Maşallah 90'a merdiven dayamış Cindoruk'ta. Benimle beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlarımı İmamoğlu'na oy vermeye çağırdım demiş. Cindoruk'la beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlar mı? Yaş aralığı kaç acaba? 80-100 arası olabilir mi? Neyse canım, neticede Cindoruk'un hayır duasını ve kaç kişiler bilemiyoruz ama arkadaşlarının da oyunu aldı İmamoğlu. O arkadaşları bulup teşekkür etmeli. Bulamadığına da bir Yasin-i Şerif gönderir artık. Şimdiye kadar duyduğum en iyi CHP projesi. CHP Çekmeköy adayı Seyfettin Yıldırım'ın vaadine şapka çıkartırım arkadaş. Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, ihtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız demiş. Yol, köprü, havuz yapacağım. Kültür merkezi kuracağım. Ağaç dikeceğim. Ne arkadaş? Çalış, üret. Onca masraf, koşturdur durdur, Ne gerek var? Nüfusu azaltıp halkın tüm imkanlardan rahatlıkla faydalanmasını sağlıyorsun. Otobüste ayakta kalmak yok. Parklar, sakin git oyna. Yollar bomboş, trafik yok. Nüfus az, çöp az. Sınıflarda öğrenci düşmüş. Hiçbir yatırıma ihtiyaç yok. Oh ne güzel. Tarihi geçmiş ilaçları ihtiyaç sahiplerine verecekmiş üstelik. Demek ki CHP gelse Çekmeköy'de fakir de kalmayacak. Ulan süper proje ha. Hikmet Genç akşam.